Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Cenazenin marş eşliğinde taşınması uygun mudur? Tabi bu ister musiki müzik eşliğinde, ister marş eşliğinde, isterse Allahu Ekber diyerek yüksek seslerle, La ilahe illallah diyerek yüksek seslere tekbir getirerek veya tehlil getirerek taşıma konusunu tamamın içine alır. Bir defa bir Müslümanın vefat etmiş bir insanın cenazesine katılması o Müslümanın onun üzerinde hakkıdır. Demek ki Müslümanların birbirleri üzerindeki haklarından birisi de vefat ettiği zaman cenazesine katılması ve onu kabristana defnedeceğine defnede kadar götürüp oradan defnettikten sonra geriye dönmesidir. Bu bütün Müslümanlar üzerine verilmiş bir farzdır. Ancak bir kısım Müslümanlar bu görevi ifa ederlerse onlar farz sevaplarını alırlar. Diğer bu işe karışmayan, katılmayan insanlar da sadece sevaptan mahrum kalırlar ve mesul olmazlar. Çünkü bir grup Müslüman o vazifeyi yerine getirmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini dikkate aldığımızda iki noktanın çok önemli olduğunu görürüz. Birincisi bu. Müslümanın üzerinde hakkı vardır cenazesine katılmak ve defnine iştirak etmek. Kabristan'da onun toprağa emanet olarak bırakılmasına yardımcı olmak. İmkanı varsa, şartlar müsaitse katılır, sevabını alır. Ama katılamazsa herhangi bir günahı yok. İkincisi. Bir Müslüman eğer sadece cenaze namazına katılır. Cenaze namazını kıldıktan sonra ayrılır, kabristana gitmezse bir kırat sevabı alır. Peygamberimizin verdiği bilgiye göre. Eğer aynı Müslüman hem cenazesine katılır hem de kabristana gider ve defnedilinceye kadar beklerse bu zaman iki kırat sevabı alır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sorulmuş. Ya Resulallah bu iki kırat nedir? Peygamberimiz iki dağ büyüklüğü demiş. Demek ki sevabın büyüklüğünü anlatmak anlamında Peygamber Efendimiz böyle bir ifade buyurmuşlar. Şimdi bütün bu hadisleri ve bu rivayetleri dikkate alarak değerlendiren alimlerimiz mesela İbni Kudame üç tane temel esas üzerinde durur. Bir, bir Müslüman herhangi bir Müslümanın cenazesine katılır ve cenaze namazını kılar. İki, bununla yetinmez ve cenazesini taşımaya yardım eder, kabristana kadar gider, defnedilince kadar bekler ve bu vazife yerine getirmekle bunun sevabını da alır. Üçüncüsü, defnedildikten sonra bir müddet kabristanda kalır ve o hem ölümü tefekkür eder hem de o vefat eden insana dua eder. Bir miktar beklemesi de bu anlamda Peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir. Şimdi dikkat edelim. Bunların hiçbirinde ne marş çalmak, ne müzik çalmak, ne alkış tutmak, ne de yüksek sesle tekbir getirmek söz konusudur. Çünkü burada vefat etmiş, dünya hayatı sona ermiş, ahirete giden ve dünyada yaptığı her şeyden hesap verici olan, veya yaptığı bütün iyiliklerini mükafatını almaya gidecek olan birisinin yolcu edilmesi söz konusudur. Ve dolayısıyla kalanlara da ciddi bir ibret ve ders alma, ibret alma söz konusudur. Yani hem giden açısından çok önemli bir olay hem de onu uğurlayanlar açısından çok ciddi bir hadise. Biz de bir gün bunun haliyle halleneceğiz. Biz de bir gün bu elbiselerimizden çıkarılıp bizim üzerimize bembeyaz bir kefen konulacak yıkandıktan sonra tekrar tabuta konup musallaya getirileceğiz. Aynen bu hal gibi bizim de cenaze namazımız kılınacak. Sonra tabutun üzerinde alınıp götürüp toprağa defnedileceğiz. Ya Rabbi şu andaki gönderdiğimiz bu kardeşimize kolaylıklar ver. İşini kolaylaştır. Yolunu açık eyle diye düşünmek gerekiyor. Biz de aynı duruma geldiğimizde bize de kolaylıklar ver ya Rabbi diye böyle bir tefekkür içerisinde bulunmak ve ders almak gerekiyor. Dolayısıyla kabristanda veya kabre giderken veya namaz kılarken veya cenaze işlemler yapılırken tamamen bu manevi atmosfer içerisinde sükunetle, sessizce ve sakince işlemler yapılması gerekiyor. Hatta Peygamber Aleyhisselam koşturarak cenazeyi götürmeyi de tavsiye etmemiş. Sükunetle bekletmeyi de uygun görmemiş. Demek ki bütün bunları dikkate aldığımızda esas cenazenin sükunet içerisinde sakin bir şekilde sessizce gerekli dini vecibeler yerine getirilecek ve herhangi bir gürültüye, herhangi bir bağırışmaya, herhangi bir alkış, musiki, marş gibi şeyler yapmaya gerek yok. Zaten bunlar da İslam adabına ve erkanına kesinlikle uygun değildir. Bu arada bir konuyu da hatırlatmakta fayda görüyoruz. Bazen cenazeler arabalara taşımak gerekebiliyor mesafenin uzaklığından dolayı. Evet, illa da tabutu dört tarafından insanların tutarak taşıması şart değil. Eğer şartlar müsaitse, yer yakınsa en güzeli budur. Ama yer uzaksa arabayla da cenazelerin taşınmasının hiçbir sakıncası yoktur. Cenaze arabalara da taşınarak e, kabristana defnedilmeye götürülebilir. <laughs>